Mono Restoran'da Sakarya Yeşilay Şubesi'nin düzenlemiş olduğu organizasyonda birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Aynur Kandemir, Sakarya Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu'nun başkanıyım. Bu topluluk ne yapar Aynur Hanım? Bu topluluk kendi akranlarımıza Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele Eğitimi adı altında tütün, madde, alkol, teknoloji eğitimleri, aynı zamanda sağlıklı yaşam eğitimleri verir. Bağımlılık yapan maddeler, bağımlılık yapıcı maddelerden arkadaşlarımızı, akranlarımızı, kendi yaşıtlarımızı uzak tutmaya, onları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ve bizler önce ekibiz, Yeşilay'ın önce ekibiyiz diyebiliriz şu şekilde. Onlar hiç bağımlı olmadan biz onlara bağımlılıkları anlatıyoruz ki gördükleri an ya da yaşamaya başladıkları an hayır diyebilsinler, kendilerine dur diyebilsinler istiyoruz. Bir nevi erken teşhis. Aynen, kesinlikle o şekilde. Şurada güzel bir slogan var, Yeşilay elçisi olun. Evet. Bunu biraz açabilir miyiz? Bunu şu şekilde açabilirim. Bizler birçok kafe, kırtasiye, kuaför gibi gençlerin çok fazla takıldığı yerler var. Gittiği, işte kullandığı mekanlar var. Ve bu mekanların sahiplerinden şunu istiyoruz. Gençlerde bu durumları sezdikleri an onlara destek olabilmelerini ya da bu durumları onlara hiç yaşatmamak için daha dumansız hava sahası, daha bu bağımlılık yapacak maddelerden uzak alanlar kurabilmelerini. Elçilerimizden bunları istiyoruz. Özellikle esnaflardan bunları istiyoruz. Bizim çok gittiğimiz mekanlardaki esnaflardan bağımlılığa dur demelerini rica ediyoruz. Peki bu akşam buradaki tanıtımın amacı ne? Neler anlatacağız burada? Bu akşam burada bizim Genç Yeşilay ekibimizin ve Sakarya şubemizin teker teker dolandığı esnaflar ve evet ben de sizinle Yeşilaycıyım, ben de bağımlılığa hayır derim diyen, ben de bağımlılığa hayır diyeceğim diyen esnafları topladık. Onlarla biraz söyleşelim, konuşalım, sohbet edelim, yemek yiyelim ve davamızı biraz daha güçlü hale getirelim istedik. Bravo, yürekten tebrikler size. Bölümünüz ne? Ben sosyoloji öğrencisiyim. Sosyoloji. Harika. Peki Türkiye'de tütün bağımlılığı herhalde en üst düzeyde mi yoksa yanlış mı biliyorum? Diğer uyuşturucu maddelerde artışta mı? Uyuşturucu maddeler artışta. Şu an en üst düzeyde tütün var tabii ki. Ama daha bilmediğimiz yerlerde ya da teşhis konulamayan madde bağımlılıkları da çok fazla var. Özellikle belli şehirlerin belli mahalleleri bunlara öncelik ediyor. Maalesef o da mevcut. Peki Allah korusun ama bir etrafımızda, tanıdıklarımızda bu tür bir şey sezdiğimizde, bağımlılık sezdiğimizde Yeşilay'a başvurabiliyor muyuz? Tabii ki. Madde ve alkol bağımlılığı için Yeşilay'ın YEDAM adı altında Yeşilay Danışmanlık Merkezi var. Oraya aradığımız zaman oradaki psikologlar bize manevi anlamda, psikolojik anlamda destek oluyor. Hatta şöyle ki Yeşilay bunu daha fiziki bir hale getirmeye çalışıyor şu an. Umarım ileride Yeşilay YEDAM binaları olacak ve o binalarda bağımlılarla sadece ilacın bu senin, bunu al ve git yerine beraber etkinlikler yapacaklar, günlerini beraber geçirecekler. O maddelerden uzak durabilmeleri için birlikte işte Ebru etkinliği yapacağız, birlikte yürüyüşler yapacağız. Birçok etkinliği o bünye içerisinde, YEDAM bünyesi içerisinde yapacağız inşallah. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben ağzınıza sağlık. Böyle geçeyim. Sizi tanıyalım. Asıl Ahmet, Yemenli. Yemenli. Evet. Çok güzel. Bölümün ne Asıl? Mekatronik mühendisliği, 4. sınıf. Şahane. Mezun olmak üzeresin. Evet inşallah. Uzamayacak herhalde. Uzamayacak. Nereden aklına geldi Yeşilay Sakarya Şubesi'ne üye olmak? Yemen'de böyle topluluklara katılıyordum. Ben de bağımlılığın düşmanıyım. Ya Yeşilay etkinliklerini beğendim. Öyle katıldım. Peki çok teşekkür ederiz. Memnun oldum. Rica ederim. Size tanıyabilir miyiz? Ben Mukaddes Nur Gençay, organizasyon komisyonu sorumlusuyum. Bölümünüz ne Mukaddes Hanım? Ben ilahiyat okuyorum. Yeşilay'a bağımlılıklarla mücadele etmek için, toplumumuzdaki insanların bu konuda bilinçlenmesi için geldim. Daha sağlıklı bir yaşam olması için bu topluluğa üye oldum. İnşallah ilerideki neslimiz daha çok böyle bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam geçirmesini diliyoruz. İnşallah, çok güzel dilekler. Siz böyle alayım, sizi yanıma alayım, tanıyalım sizi. Merhaba, ben Ceren Küçük, Yeşilay Sakarya Üniversitesi ARGE Komisyonu sorumlusuyum. Bölümünüz ne? Endüstri Mühendisliği okuyorum. Her arkadaş farklı bölümler, ne kadar güzel. Aynen. Burada herhalde bu çatı altında tanıştınız mı? Evet, bu çatı altında tanıştık ve birlikte hani çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Belli bir hedef uğruna yani güzel amaçlar doğrultusunda bir araya geldiniz. Aynen. Nereden aklınıza geldi Yeşilay Şubesi? Ben kendi ailemden bağımlı, yani tütün bağımlısı olan insanlar var. Bu sebeple gerçekten bu kulübe hani bir katkım olsun diye, bir ele dokunabilmek amacıyla bu kulübe üye oldum. Hani ne kadar insanları ikna edebilirsem o kadar benim için bir artı demektir. Bu konuda hani ne kadar bilgi sahibi olursam o kadar iyidir benim için. Bu sebeple üye oldum.
Kaçıncı sınıfsınız bu arada? İkinci sınıfım. İlk sene mi üye oldunuz, bu sene mi üye oldunuz? İlk sene üye oldum. Şahane, ne güzel amaçlar. Çok teşekkür ediyoruz. Tanıdığımıza memnun olduk. Seni de alalım yanıma. İsmin ne? Mehmet Akif Gül. Bölümün ne Mehmet? Elektrik elektronik mühendisi, ikinci sınıf öğrencisi. İkinci sınıf. Nerelisin Mehmet? Amasya. Amasya. Burada ailenle beraber değilsin, yalnızsın herhalde. Öğrenciyim. Ne kadar güzel. Normalde arkadaşların farklı kafelerde gezerken sen böyle güzel, kutsal bir amaç için koşturuyorsun. Nereden aklına geldi? Ülkemizde bağımlı olan bu insan sayısı, ayrıyeten bağımlılık yaşı da düştü ülkemizde. Bundan dolayı buna önlem olarak bir şey yapmak geldi içimden ve Yeşilay'a girdim. Ailede sağlıkçı var mı Mehmet? Bizim ailede yok. Yok, tamamen arkadaştan duyma mı yoksa bir yerde okudun mu? Yeşilay'a nasıl ulaştın? Yeşilay'a ailemizde ayrıyeten kanser bir şey vardı, böyle sigaradan dolayı kanser olmuş bir akraba. O kanserden dolayı vefat edince ben de elimden... Çok etkiledi. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Tanıdığımızı memnun olduk. Bu amaçla da size kolay gelsin. Organizasyonda şimdi misafirlerimizle beraberiz. Muhtarımız yanında. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Tanıyalım siz sizi. Nasılsınız? Nedim Coşkun, Yazlık Sardıvan Vatan Mahalle Muhtarı. Vatan Mahallesi. Evet. Gençlerimiz çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Esnafla dolaşmışlar. Destek istemişler. Siz de bu akşam buradasınız. Neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Vallahi çok güzel bir program yapmışlar. Memnun oldum. Gençleri bilgilendirmek, gençleri... Yani Yeşilay'a teşvik etmek bizim yöneticiler olarak görevimiz zaten. Siz muhtar olarak büyük ihtimalle esnafla da çok çok sık sık bir araya geliyorsunuz. Kafeteryalar olsun sizin mahallenizde. Bu tarz bir araya geldiğinizde bu sohbetler ediliyor mu aranızda? Ediliyor, ediliyor. Siz de onları herhalde uyarıyorsunuz biraz daha. Evet, evet. Yani bu şeyleri diyelim, bu bari bilmem ne gibi kullananları biz zaten kendimiz de öncülük yapıyoruz. Kullandırtmaya uğraşıyoruz. Yardımcı oluyoruz, resmi kurumlara bildiriyoruz, tedavi yaptırmaya uğraşıyoruz, elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz. Peki, çok memnun olduk muhtarım. Ben de memnun oldum. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Arzu Çakır, Yeşilay Sakarya Şube Sekreteri, aynı zamanda Şube Kadın Komisyonu Başkanıyım. Bu akşam öğrencilerimiz çok güzel bir sizle beraber organizasyon yapmışlar. Bu organizasyon nereden aklımıza geldi? Önce onu sorayım. Tabii ki. Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin bir Yeşilay Elçileri adlı projesi var. Bu projeyi uygulamaktayız. Biz de Yeşilay Sakarya Şubesi olarak bu projenin uygulayıcılarıyız. Proje önce esnaflarımızı ve halkımızı bilinçlendirmekti. Bu akşam muhtarlarımızla, mahalle muhtarlarımız ve esnaflarımızla davet ettik. Yeşilay konusunda, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede esnaflarımızın, toplumla iç içe olan esnaflarımızı bilgilendirmek, bağımlılıklara karşı farkındalıklarını artırmak amacıyla bu projeyi yürütmekteyiz. O yüzden de bir arada toplanmaktayız. Siz veya öğrencilerimiz, üyelerimiz esnaflara ulaştığında esnafların tepkisi nasıl, olumlu mu? Çok olumluydu. Gerçekten yani hiç bu kadar ummuyorduk açıkçası bazı yerlerden. Çünkü günümüzde maalesef bağımlılıklar gittikçe artmakta. Tütün olsun, alkol olsun, madde bağımlılıkları olsun. Gittiğimiz esnaflarda biz sigara içen kişilere işe bile almıyoruz, onları mutfağa dahi sokmuyoruz dediklerinde inanılmaz bir mutluluk yaşadığımızı belirteyim. Peki, bir halktan biri olarak madde bağımlılığı sezdiğimiz bir görüntüde Yeşilay'a ulaşabiliyor muyuz? Bir destek hattı var mı? Yeşilay şu an YEDAM, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni oluşturmakta. Onunla ilgili de sizleri bilgilendirmekteyiz. Bu akşam yeterince bilgileneceğinizi umuyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Son olarak Sakarya Yeşilay Şube Başkanı yanımızda. Başkanım, sizi tanıyabilir miyiz? Fatih Kıcır ben. Yeşilay Sakarya Şubesi'nin kurucu başkanıyım. İki dönemde de başkanlığını yürütüyorum. Aynı zamanda 3. bölge başkanıyız. 10 il bize bağlı. Sakarya'nın böyle bir özelliği de var. Genel merkez bölge koordinatörlüğü oluşturdu. Peki, her ilde Yeşilay Şubesi yok mu? Yeşilay Şubesi var. Her ilde Yeşilay Şubemiz var Türkiye'de. Aynı zamanda dünyada 40 ülkede Yeşilay'ımız var. Yalnız şöyle bir teşkilatlanma yapımız var. 10 belirli bir bölgelere kuruldu Yeşilay. Biz de 3. bölgeyiz. 3. bölgede Kütahya, Bilecik, Afyon, Yalova, Bursa, Düzce, Kaynaşlı, Kocaeli ve Bursa var. Oldukça Sakarya başladım. Sakarya Şubesi de bu 10 bölgenin başkanlığını yürütüyor şu anda. Oldukça öyle bir başkanım. Özelliğimiz de var. Başkanım, çok güzel bir organizasyon. Öğrencilerimizle konuştuk, sekreterimizle konuştuk, muhtar beyimizle konuştuk. Siz neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyelim, biz tabii 2014'ten beri birçok faaliyet yapıyoruz.
Hakikaten gençlerimizle, kadın komisyonlarımızla, üniversite komisyonumuzla beraber, yönetimimizle beraber çok güçlü bir altyapımız oluştu. Özellikle buna önem verdik. Yani altyapısı olmayan bir sistem ilerlemesi çok zor oluyor. Gençler, kadınlar da bu işin en önemli noktası. Hakikaten buna çok büyük yatırım yaptık ve şu anda meyvelerini topluyoruz. Birçok proje yaptık. Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek gibi, Türkiye Bağımlılıklarla Bir, Türkiye Bağımlılıklarla İki projesi gibi, Yeşilay Eğitim Seferberliği projesi gibi ve şu anda Yeşilay Elçileri projesi gibi. Çünkü bize hep kurulduğumuz günden beri şunu söylüyorlar. Sahada neredesiniz? Hani Türkiye'de böyle bir kavram var. Sahada ne yapıyorsunuz diye. Çok şükür ki bizim genel merkezimizin bu beklentiye karşı Yeşilay Elçileri projesini üretti. Ve bununla birlikte hem esnaflarımızla, hem muhtarlarımızla, hem şehrin ileri gelenleriyle birlikte bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. Hakikaten ilk kahvaltı organizasyonumuzu burada yaptık, proje başlangıcını. Daha sonra esnafları gezdik Çark Caddesi'nde. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Hakikaten bir iş yerine girdiğimizde çok büyük ilgi duyuyor insanlar. Yeşilay'a kapılarını açıyorlar. Bunu asabilir miyiz dediğimizde tabii ki ne demek? Herkes gönülden bir şekilde bunu yapıyorlar. Ve hep dışarıda bile gördüğümüz şunu var. Esnaflar diyor ki ben sigara içen kişiyi çalıştırmıyorum diyor. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Bu bizi mutlu etti. Hakikaten bu mücadelede de büyük destek oldu. Kendim adıma söylüyorum, şahsi fikrim. Öğrencilerle iletişim daha olmanız çok hoşuma gitti. Evet. Gerçekten genç ve ateş gibi gençler bulmuşsunuz maşallah. Kadın kolları kesinlikle çok önemli. Ama esnaflarla daha çok bilgilendirmek amaçlı mı toplanıyorsunuz, yoksa daha farklı projeler yürütüyor musunuz? Şöyle bir amacımız var. Muhtarlarımız, esnaflarımızla bir arada olmamız, daha sonra mahallelerdeki ileri gelenleri bulmamız bizim için çok önemli. Yani buralarda mahallelere, yani buralarda mahallelerde neler oluyor, kimler var, kimler yok, hakikaten zor durumda aileler var mı? Bunlar çok önemli ve bu iletişimi yapmak zorundayız. Mesela gençler dedik, gençlerle ilgili ne yapıyoruz? Mesela Kredi Yurtlar Kurumu ile bir protokol yaptık. Kredi Yurtlar Kurumu'nun tüm yurtlarında Yeşilay organizasyonları yapılıyor. Tüm spor müsabakalarında Yeşilay ismi altında yapılıyor. Dün akşam gece 11'e kadar KYK Sabahattin Zaim yurdundaydık. Bilek güreşi turnuvasına katıldık. Aslan gibi gençlerimiz var. Yani çok mutlu olduk. Sosyal medyada da bunları paylaşıyoruz. Gençlerle beraber olmak, işte bu saatte esnaflarla, muhtarlarla beraber olmak. Yani sıfırdan kurulan bir yapı, bugün burada muhtarlarla, daha da büyük organizasyonlarla bir araya geleceğiz. Bu topyekun bir mücadele. Sadece bizim için içerisinde olmamız çok yeterli değil. Biz her şeyimizde hazırız. Bilim kurulumuzun yaptığı projeler, eğitimler, her şeyle Yeşilay bağımlılıklarla mücadelede lider olmaya devam ediyor. Emin olun daha da ileriye gidecek. Çünkü gençler bizim geleceğimiz. 1919 yılında kuruluş amacı neyse Yeşilay'ın, bugün de aynı tehlike, bugün de aynı risk devam ediyor. Biz gençlerimizi bağımlı olsun istemiyoruz. Çünkü bağımlı bireyler kendine yetemeyen bireylerdir. Kendine yetemeyen bireylerin ailesine, etrafına, mahallesine, şehrine, ülkesine bir faydası dokunmayacağına inanıyoruz. O yüzden bu mücadeleyi çok önemsiyoruz. Sakarya'da bu mücadeleye sahip çıktı. Siyasetiyle, bürokrasisiyle, üniversitesiyle, şehriyle mücadele de katıldı ve katılmaya da devam edecek. Yani bu bizi onurlandırıyor, mutlu ediyor ve genel merkeze karşı da güçlü kılıyor. İnşallah daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Nüfusumuz artarken mutlaka bağımlılıkla ilgili sorunlarımız da artıyor, ama halkımızda da bu algı bununla beraber para olarak yükseliyor herhalde Yeşilay'a karşı. Evet, algı. Evet. Tabii şöyle bir detay da paylaşayım bunu. Bunu bir müjde olarak da söyleyebiliriz. Uzun süredir Yeşilay Danışma Merkezi projesini dillendiriyoruz. Yani Yeşilay kurulduğu günden beri daha çok önleme üzerine, yani insanların bulaşmaması, bu bağımlılıklara karşı mücadele etmiş. Ama bir şeyden kaçamıyoruz. Bağımlı olanlara ne yapacağız? Hametem gibi, Çametem gibi kurumlarımız var, ama bunu gelişen teknolojiyle birlikte bağımlılıklarla mücadeleyi bu döneme nasıl uygularız dediğimizde, işte genel merkezimiz YEDAM, yani Yeşilay Danışma Merkezi diye bir konsept proje yaptı. Bu projenin mobilyasından iş dizaynına hepsi hazır. Ve burada psikologlar, psikiyatristler, aile uzmanları, halkla ilişkiler uzmanları gibi birçok kişi çalışacak. Sağ olsun Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle Camil'de bir bölgeyi inşallah Aralık ayında ilk haftasında 600 metrekare bir yeri tahsis edeceğiz. Özellikle Zeki Başkanımıza buradan çok teşekkür ediyoruz. Dedim ya, bağımlılıklarla mücadelede şehrin ileri gelenleri, bürokrasisi, siyaseti çok önemli. Böyle bir yeri inşallah resmi olarak da katacağız Aralık ilk ayın haftasında. Yani merkezimiz de hazır, mobilyalarıyla, inşaat tarafıyla hazır. İnşallah bir buçuk ay içerisinde
bunları yapacağız. Personel elemanlar için de ilanlar çıktı. Başvurular alınıyor, geliyor. Yani merkeze başvurular yapılıyor. Yani bir buçuk aylık bir süre içerisinde inşallah bağımlı olan bireylerin de tedavi ve rehabilitasyonları ile ilgili Sakarya YEDAM'ı çıkarmaya çalışacağız. Cumhurbaşkanlığımızın da büyük desteği var. Bunu önemsiyor ve bu projeyi de takip ediyor. Biz de inşallah Sakarya bunların içine sokacağız. Peki, çok teşekkür ediyoruz başkanım. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz.